Şu anda benim 15 ineğim var. Normalde süt piyasası çok kötü bir durumda seyrederken, yani devletimizin verdiği güzel bir fiyat var. Tabii buna istinaden yemcilerimiz de harekete anında geçmeye başladılar. Yani şu anda süde verilen fiyatla yem fiyatları sabit bir şekilde kalırsa çok daha yani sürdürülebilirlik açısından bizim için çok iyi olacak, üretici arkadaşlar için. Yani şu anda devletimizin verdiği fiyat çok uygun, çok güzel. Yani çok aşırı şey de olmasa yani biz en azından içinden çıkıp yani 3-5 kuruş para kazanıyoruz. Giderlerimizi karşılamıyordu. Benim şu anda sadece yemcilerden aldığım yemi ancak karşılayabiliyordum. Benim kendi şeyim olarak yani silaj olsun, samanım olsun, küspem olsun bunlar cebimizden gidiyordu. Yani 3 aydır biz buna geriden gelerek yani ayda 10 lira masraf ediyorduk, 7 liraya alıyorduk. Yani çoğu kişi diyordu bırak bu iş biter ve bırakan da yani çok arkadaşımız oldu. Yani ben Mutalıp köyünde son 1 yıl içerisinde hiç kesilmediyse en az 100 ineğimiz kesildi. Yani burada Fiyatları süt karşılamadı. fiyatlarının karşılamadığı için. Şimdi biz kendimiz yemimizi karşılayabildiğimiz için ayakta kalabildik. Ama bugün için de çok iyi bir fiyat oldu. Yani devlet yetkililerine buradan çok teşekkür ederiz. Yem fiyatları yani bugün sütün 4.700 lira olarak açıklandığında 4 lira 700 kuruş olarak açıklandığından itibaren yemin çuvalına 25 lira koydular. Yani bunu en azından yetkililer yani o neye göre kondu? Yani süt fiyatı bugün 4.700 lirayken süt 200 liraydı da ne oldu da bir anda 225 liraya yemi getirdiler? Yani şu anda devletimizin belirlediği süt taban fiyatı bizim üreticilerin yani daha üretime devam edebilmeleri için iyi bir fiyatta. Tabii ki bugün üreticiden 4.700 lira olan süt haliyle markette bugün 10 lira civarına varacak. Tabii de bu tüketici halkımızı etkileyecek. Ama bizim bu şekilde ayakta durabilmemiz için de bu fiyatın verilmesi gerekiyordu. Üreticimiz adına çok sevindirici bir haber. Çünkü gerçekten sıkıntımız neydi? Yani bugün süt ineğinin kesilmesi kadar acı bir şey yok ülkede. Bu açıdan bunun önüne geçilmiş olacak. %46 gibi bir rakam üreticimiz açısından geçmiş 6 ay içinde kaybettiklerini bir nevi toparlama bir fırsatı. Bu nedenle şu anda verilen 4.7 bir rakam üreticimiz için güzel. Yani bundan önceki fiyat 3 lira 200 kuruş civarıydı. Bu aradaki fark biz burada yem çuvalını 120 ile 130-150 civarlarına alırken şu anda 200 liralara çıktı. Çiftçimizin almış olduğu süde zamdan sonra haliyle diyoruz ki aslında doğru bir şey değil. Gelen zam bu üreticimizi her zaman olduğu gibi tedirgin etti. Neden? Biz her zaman ne zaman hükümetin, devletin vermiş olduğu bir destek olursa hemen arkasından o ürüne hangisi olursa olsun zam gelmesi. Bizim ürettiğimiz ürünle tüketici arasındaki fiyat farkını anlatıyor. Bu herkes için bir ibret olması lazım. İşte mesela çıktığımız ayla Kasım ayındaki fiyat üretici ile tüketici arasında 9 misli fiyat farkı var. Biz eskiden 4-5'ten bahsediyorduk, şimdi 9'a çıkmış oluyor. Bu nedenle sütteki yapılan zam üreticimizi kurtarma amaclıdır. Üretimi devam ettirmek zihniyetindedir. Bunu fırsat bilip de hangi konum olursa samanından tut yemine kadar hiçbir bu işin ticaretini yapanlar bu verilen fiyata gözünü dikmesin. Üretmek istiyoruz, üretime devam etmek istiyoruz. Bu nedenle verilen rakam üreticimiz için çok güzel ama birileri gelip de bunu çekmesin, hortumlamasın.